arkadaşlar. Bugün bütün gün hava biraz kurşuniydi. Kurşuni renkteydi. Bulutlar hayacak gibi duruyordu. Akşam üzeri de yine böyle devam eder. Ertesi gün biraz dur olur diye düşünürken güneş açtı. Bulutlar da gitti. Aslında hava biraz bulutlu olsaydı Zühlü Varan'ın Serenat isimli kitabını tanıtırken şöyle başlamayı düşünüyordum. Kitabı şekillendiren olaylar hemen tahmini 100 ve 150. sayfada başlıyordu. Maya isimli üniversitede çalışan bir görevli, Amerika'dan özel olarak gelmiş bir profesöre üniversitenin görevlendirmesiyle bu profesöre artık ne görevle geldiyse ona yardımcı olmak amacıyla yanına verilmiştir. İyi bir İngilizce bilmektedir. Profesör de dediğim gibi bu 100 veya 150. sayfaya gelince keşke işaretlemiş olsaydım orayı da bütün kitabı şekillendirecek olan yerdeki başlangıçta hava kurşuniydi, hava soğuktu, hava bulutluydu ve gece yarısıydı. Çünkü profesör burada Amerika'dan kalkıp gelmiş, yani 85'inde, 85-90 yaşlarında bir profesör, elinde kemanıyla, keman da kaliteli bir keman, dededen oğula aktarılan bir keman, pahalı bir keman. Onunla İstanbul'un bir ilçesinde denize karşı, daha doğrusu Karadeniz'de herhalde Boğaz'ın birleştiğindeki noktaya karşı durarak oradan Çiller'in Serenat isimli parçasını çalıyor. İnternetten de bu Çiller'in Serenat isimli videoda bir şey oynuyor. İnşallah gitmez yerinden. Serenat isimli parçasını çalarken tabii hava soğuk, uslu ve orada rahatsızlanıp donuyor. Maya yandaki özel şoförü profesör kurtarmak amacıyla en yakın yere giderken çok eski model olan arabaları bozuluyor. Profesör donmak üzeredir. Maya bunu alıyor. Yandaki şoförüyle birlikte en yakın bir otele götürmek istiyorlar. Fakat aylardan biraz kış ayı olunca çevrede açık otel bulamıyorlar haliyle. En sonunda bir zor bela bir otel buluyorlar. Fakat otelde kimse yok. Sadece bekçi var. Bekçide herhangi bir müşteri gelmediğinden dolayı bütün yerler kapalı. Kimse yok. İçeri alıyorlar. Hiçbir şey yanmıyor. Bu sırada Maya şoföre arabayı tamir edip en yakın yere gitmesini, oradan profesörü kurtaracak olan sağlık ekipmanlarıyla birlikte gelmesini söyler. Fakat art niyetli ve kötü bir karakterde olan şoför aklından fitneli tezatlık geçmektedir. Maya burada donmak üzere olan profesöre kendi sıcaklığını vererek, tabiri caizse soyunarak profesöre sarmal olası şekilde ısıtmaya çalışmaktadır. Bu ısıtma esnasında da profesörü ölmek halinde olan profesörü hayata çeviriyor. Tam bu sırada içeri şoför giriyor. Şoför kendisine kızıyor. İçeri otel bekçisi giriyor. O kendine kızıyor. Uzaklaşıp gidiyor. Bu sefer de arabayla gittiklerinden dolayı Maya profesörü nasıl tekrar götüreceği yere, yani sağlıklı olan bir yere götüreceğini düşünürken olaylar gelişiyor. Bütün kitabın ana çatısı burası, yani bu merkez bazında gelişiyor. Çünkü bu bazda kötü insanlar hiçbir art niyet beslemeden profesörü kurtarmak amacıyla kendi özverisini belki de çevreden kimin ne diyeceğini aldırmadan onu ısıtmaya çalışan bir üniversitenin görevlendirdiği bir bayan toplumun çeşitli şekilde kesimleriyle mücadeleye girişmektedir. Olayın bir tarafı bu. Öteki tarafı da benim bir kitaptaki en önemli özelliği ararken artık tabiri caizse bu Yahudi soykırımından ilgili kitaplardan, filmlerden gına geldi. Eğer kitap, roman bu Yahudi soykırımıyla ilgili olaya değişik bir açıdan bakamıyorsa artık sevda üzerinden yürütülen bir Yahudi göçü, sevda üzerinden yürütülen bir Yahudi şeyi, filmi çevrilmemesi gerekir. Çünkü bu artık Hollywood'da epey
bir şekilde işlenmiş, saflığını yitirmiş bir olaydı. Bu konuda en bariz bir şekilde çekilmiş film Schindler'in Listesi'dir. Ondan sonra Mutlu Hayat'tır. Yani epey uzun metrajlı bir filmlerdir ve güzel bir filmlerdir. Ve belki benim ki yani bilmediğim yüzlerce, binlerce Yahudi soykırımıyla ilgili çevrilmiş filmler vardır. Ama kabul ederiz, ama kabul etmeyiz. Olumlu veya olumsuz türde bir eleştiriler. Artık bir Yahudi soykırımını reddetmekten çok bu. Artık İsrail'in Filistin'de yaptığı insanların zulmünü hak etmeye gösteren bir hale almıştır. Yani bizim de zamanında gaz odalarında, fırınlarda öldürdüler. Biz de işte geldik Arap topraklarında, Filistin'de kendi öz yurdumuz olan yerde vahşetimizi yaparız diye bir haklı duruma dönüşmüştü. Yani dönüştürmüşlerdi. O da roman için olumlu bir taraf değildi. Yani kitabın en başında bu profesör İkinci Dünya Savaşı'nda başlarken Nazi Almanya'sında akın akın üniversitelerde atılan profesörlerin daha güvenli bölgeye gelmek için Ankara'ya başvurması, burada Ankara'da, İstanbul'da fakültelerin çeşitli alanlarında bölümlerin açılması, uzun süre burada kalıp da gitmelerine gibi bir konular işlenince tamam dedim, yine bir Yahudi'ye yapılan zulmün veya İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan bir göçün şeye işleniyor diye biraz soğuk başladı ve kitabı neredeyse bırakacaktı. Şimdi burada Maya'nın Amerika'da gelen profesör Yahudi değil. Sadece bunun Almanya'da kurtarmak istediği, orada sevdiği, evlendiği kız Yahudi. Onu buraya getirirken bir gemi, Roman Bandırı adlı bir gemi Boğaz'dan geçmektedir. Profesör kemanı çaldı, yani durmak üzere olduğu yerde gemi batar. Herhalde dedim profesör Amerika'dan kendi sevgilisinin tam battığı yere gelerek hayatının ömrünün son noktasında bunu istiyordum deyip kemanını çalıp orada ölmek istiyorum diye düşünmüştüm. Kısmen de o tahminim de doğru çıktı. Şimdi burada bir Yahudi soykırımından bağladık. İkincisi yani bu sefer de Yahudi konusunda artık hemen hemen bilmediğimiz şey varken, konu yokken bir de Mavi Tümen diye bir olay çıktı bu sefer. Yani bu da benim hani kitap, roman aslında sadece işlenen bir roman olmayacak. Yani bu bizim saf hayattan uzak, her şeyden gerçekten soyutlanmış olan bir roman olmaz. Kişiye bilgi aktarmalı. Bu Mavi Tümen dedikleri herhalde Mavi Tümen'di veya Mavi Alay'dı. Bir olayı öğreniyorum kitapta. Bunu benden daha önce hiç haberim yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nda yine Kırım Türkleri Nazi Almanya'sına karşı o zamanki Sovyetler Birliği'ne karşı Nazi Almanya'sıyla birleşiyorlar. O Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı'nda savaşı kazanınca onlar Almanya'yla birlikte gidiyorlar. Ve İtalya'ya göçüyorlar. Rusya'nın baskısıyla başka bir yere gönderiyorlar. Falan yerin baskısıyla daha başka yere gönderiyorlar. En son Türkiye'ye gelince, Türkiye'de artık ayaklar üzerinde durmakta olan bir cumhuriyet olduğundan dolayı buradaki insanları gemiye yüklüyorlar, trene, gemiye kadar götürüyorlar. Orada insanlar ölüyor. Rusya'ya gidenler de kurşuna dizip öldürüyorlar. Burada da bir acı taraf yaşanmaktadır. Çünkü Maya'nın bir tarafı Ermeni soykırımından geliyor. Ermeni soykırımından kalan bir akrabası var. Bir tarafı da baba tarafından yine bu Mavi Tümen dedikleri olayda Kırım Türklerinden geliyor. Yani ikisi de hiçbir şey konuşmadan hayattan soyutlanmış gitmiş. Bunları öğrendikten sonra Maya'nın tabii kitap, roman dediğim gibi bu ikisinden uzaktan olduğu gibi Maya şimdi hayatında kocasından boşanmış dul bir kadındır. Bir oğlu vardır, genç bir oğlu vardır. Oğlu da şimdi günümüzdeki hepimizin çocukları gibi aşırı derecede bilgisayar bağımlısı olduğundan dolayı da
dışarı çıkmıyor. Hayattan kopuk biri. Oğlunu tekrar ortama sokabilmek için bu sefer nasıl iletişime geçebileceğini düşünürken esrarengiz bir olay oldu. Maya'nın peşine ilk andan itibaren takılan ajanlar var. Yani profesör uçaktan iniyor havaalanına. Maya şoförüyle birlikte profesörü alıyor. Arkadan hemen ajanlar bu şeyi takip ediyor. Maya merak ediyor. Bunlar kim diye. Onlar da kitabın bir tarafında çıkıyorlar. Fakat ajanlık olayı burada çok yarım kalmış ve neyi gerektiriyor hiçbir şekilde açıklanamamış. Yani çok eksik kalmış. Absürt bir olay olmuş. Fakat Maya daha sonra bu batan gemi olayını duyduğu zaman, ilgilendiği zaman oğluna bu gemiyle ilgili araştırmasını söyler. Ve gelen profesörün büyük bir ajan olduğunu söyler, onu araştırmasını söyler. Zaten bir yarı hacker olan, bilgisayarın başından kalkmayan oğlu büyük bir özveriyle gece gündüz bunları araştırmaktadır. Bu batan gemi nereden geliyor? Bu profesörün geçmişteki büyük bir ajanlık olmasından dolayı. Ve bu sırada Maya'nın da profesöre yaptığı, tekrar hayatı döndürmek için yaptığı vücut sıcaklığına o vermesini şoförü gidiyor, üniversiteye söylüyor, bildiriyor. Üniversitede ahlaki gerekçelerden dolayı kendi bünyelerinde çalışan bir elemanına, bayana dinlemiyor. Onu üniversiteden atıyorlar. Bir çatışmaya giriyor. Burada eleştirel açıdan çok şey var. Onlar işte dediğim gibi romanın özelliği olarak işlenmektedir. En son olarak da hani profesör buraya neden geldi diye düşünürken dediğim gibi son nokta olarak eşine yani o kendisi Yahudi olmamasına kendisinin Yahudi olmamasına rağmen eşinin Yahudilikten dolayı son parçasını çalıp Amerika'ya dönmesini düşünürken yarı doğru düşünüyordum. Fakat Maya tekrar eski yere gidiyor. Profesör Amerika'ya dönünce kedi geldi. Profesör fakat profesörün planı şuymuş. Yere gelecek, Serada isimli parçayı çalacak, orada ölecek, ölmek istiyormuş. Fakat Maya bunu kurtarınca tekrar Amerika'ya dönüyor. Amerika'ya döndüğü zaman da son demlerini yaşıyor. Son demlerini yaşarken de tabiri caizse sevenlerine haber gönderiyor. Bunlardan biri de Maya. Amerika'ya davet ediyor. Amerika'da tabii daha önce kayıp olan serenat notalarını Maya buluyor. Profesöre hediye ediyor. O da çok duygulanıyor. Ve o şekilde bitiyor. Fakat burada olayı bozan dediğim gibi bir şey olmuş. Maya'nın peşine taşlar takılan ajanlar. Hiçbir fonksiyonu yok. Yani kitapta olsa da olur, olmasa da olur. Olsa da aslında hiç olmaması lazım. Çünkü sonuca bağlayamamış. Bir de benim demek istediğim şu. Bir roman yazılır. Acaba şimdi okurlarını büyülüyor diye bir ibare kitabın başında neden olur. Veya 601.000 adet basılacak diye kitabın başında niye olur. Artık öyle bir duruma geldik ki roman yazma artık pazarlama olayıdır. Romanı yazarsın ama bunu pazarlaman lazım. Kitabın eserinin şeyine bakmaz. Arkadaki şeye de bakınca bir Nobel organizasyonu her yıl tek kitabı ödül verme refleks olsaydı Zülfü Livaneli'nin bu kitabını alırdı diyor. Valla yani Zülfü Livaneli'nin 4. 5. kitabını okudum. Yani daha hoşuma giden bir kitabını görmedim. Romanını görmedim. Bu Serenat da dediğim gibi başı ilk 50 sayfada bırakacaktım. Ya dedim sonra devam edeyim dedim. Ortalarında hoşuma gitti. Çünkü eleştirel açıdan bakmaya başladı. Sonu hoşuma gitti. Sonu çok güzel bitti. Ama onun dışında vay be çok güzel kitapmış. Gerçekten Nobel'e aday da olabilirdi. Bu 600-700 de başlayan, yani 700 binde başlardı. 700 binde satardı. 4. 5. baskıyla yapardı. Ama orada kalacak. Ve bundan sonra da okunur okunmaz bilmiyorum.
artık romanlar, roman yazılımı biraz isme bağlı. Yani kişinin çok güzel yazıyor olması roman yazması anlamına gelmez. Kişi ünlü biri ise romanı yazar, isminden romanı pazarlanmaya çalışır. Eğer kitabın Zülfü Livaneli için herhangi bir yazarı eleştiren için demiyorum. Yayın evi bir kitabın başına, kapağına şu kadar satıldı. Birinin eleştirisini yaparsa, kapağında onu gösterirse kitap pazarlamalı. Bence kitap bu tip şeyler baş sayfaya yazılmadan bir ön sözle içeride olmalı. Eleştiriye de yine eleştirisini yapsın. Ön sözünü yazan kitabın yorumunu da ne olacağını da okuyucu belirlesin. Arkadaşlar beni dinlediği için çok teşekkür ederim. YouTube'da beğeniyorsanız kanalıma üye olmanızı bekliyorum. Çok istiyorum. Onu da söyleyeyim. Bugün değişik bir ortamda çekim yapayım dedim. Burası bizim damdan Akdeniz'in göründüğü taraf. Arkamda denize alarak Serhat isimli kitabın yorumunu yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.